Hepinize merhaba arkadaşlar. Mudanya'dayız. Değerli bir kardeşimizle tanıştık. Merhaba. Merhaba. Öncelikle bizi ağırladığın için teşekkür ederiz. Kardeşimizle mezat vasıtasıyla tanıştık. Öyle mezatımıza girdi. Birine bir hediye kuşu alıyormuş. Kendi klasmanı da değil. Normalde oyun kuşunda çaktırmayın. Çok üst düzey kuşları var. Süs kuşu aldı birine hediye olarak. O şekilde tanıştık. Abi getirebilir misiniz? Memnuniyetle. Bir geldik, bir ziyaret ettik. Allah razı olsun. Arkanın videosu sürpriz. Çok bomba bir video var. Çok yardımsever, hayvansever, iş adamı ve iş kadını olan bir çiftin yapmış olduğu sosyal yardımlaşma mı diyeyim, daha güzel bir içerik var. Onun videosunu bunun ardından hemen izleyeceksiniz. Sen kendini bir tanıt istersen, burada ne iş yaptığını, ne kuşu baktığını bir söyle. Ona göre başlayalım video. Tamam. Selamun aleyküm cümleten. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizden Allah razı olsun. Buraya geldiniz, bizi onurlandırdınız. Allah razı olsun, bize ait. Ben burada çalışıyorum, sokak hayvanlarına bakıyorum. Ayrıyeten güvercin besliyorum. Oyun kuşuna merakım var, çocukluğumdan beri besliyorum. Ve abi kümesi açıyorum. En düşük böyle 4 yaşında, 8 yaşında. Yani hepsinde kendi bilezikleri var. Bak 8 sene önceden markalı kuşun var. Evet, evet. Yani bu çok güzel bir şey ve gittiği yere de götürüyor abi kuşu. Şehir de değiştirse, mekan da değiştirse her zaman peşinde. Benim de yani, ayırmam yok. Başlayalım mı? Nereden salmaya başlayacağım bize? Buradan. Kuşları gösterelim. Şimdi burası açık arazi arkadaşlar. O yüzden güneş tam alnımızın çatında. Arkadaşımız birincisi Bursa şeyde. Bursa kupasına kaldı. Evet, Bursa bir de Dünya Kupası. Şöyle gelelim. Kuşları rahatsız etmeyelim kendimizi. Birincisi Bursa Kupası, ikincisi de Dünya Kupası için arkadaşlar bakın. Ankara'da düzenlenen Aydın Ataman'ın Dünya Kupası. Türkiye değil, Dünya Kupası arkadaşlar. Bu işe gerçekten gönül vermiş bir kardeşimiz. Kaldıralım birkaç hareket yatsın. Kaldıralım mı? Yatık ama olsun. Bunlar yatık olan damızlık kümesleri. Hadi bakalım. Bayağı da rüzgar var zaten, kuştan anlaşılıyor. Öyle bir kanat kuşu. Bilemeyeceğim, niye zor? Bunlar yatık kuşlar arkadaşlar. Yatık bunlar, ne? Bunlar damızlık kuşlar ama saldığı zaman illa ki hayvan havayı görmesi gerekiyor. O oksijeni yüzüne vurmuyor. Kendine bak, nasıl keyifle geldi hemen bak. Bak. Yavrumdan nefes aldığı için. Tabii. Şu an mesela bu kuşlar 3 gün 4 gün antrenman verse. Tabii hemen başlar. Hemen başlar. Bak bak bak. Hareketlere bak. Rüzgar vuruyor, sapıklıyor biraz. Serdar böyle gel kanka biraz. Bak 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 harekette. Maşallah. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 takımım var. Tabii tabii. 4 takımdan yavrulursun ve arkadaşlar dişileri erkekleri ayrı, takımları ayrı. İstersen bunları kapatalım. Tamam. Aa, çünkü kümesçi yok burada. Kümesçi böyle var. Gördüğünüz gibi kümesçi yok. Ben senede bir kere yavru alıyorum. Senede bir kere. Tabii. Yormuyorsun kuşları. 100 tane yavru alsan oyun kuşu hangi gelir mi? Tabii. Yani bize ticari bir amaç gütmediğin için çok yavruya da ihtiyacın yok. Şimdi bak birilerinin kanat sesini duyanlar hemen bak oradan heyecanlandılar. Zaten bu kuşlar da çok çıkmak istemiyor. Biz şu an birazcık zoraki davranıyoruz hayvanlara. Az önce burayı açtık çünkü kendileri çıkmadılar. Biz bir tetikledik. Hava sıcak olduğu için. Aynı şeyi yapacağım yine. Akşam törenine saldığım zaman bir dakika içinde hepsi çıkar. Değil mi? Ooo bak hangisini salmışım bak. Yere salacaktım. Görsün gelsin yine diye taktım. Serdar'ım böyle gel. O bir insin rüzgar var. Hedefini kapatmayalım. O iner inmez öbürleri de gelecek zaten. Şimdi bu kümesten çıkanların hepsi birkaç tur atıp öyle iniyor zaten. Tabii. Az önce sen içeriye girdin atıyorsun ya. Evet. Onlar dışarıda birkaç tur atıp öyle iniyor. Bak. Bunlar da erkek hayvan. Burada komple erkekler mi? Komple erkekler. Sadece erkekler var. Zaten içeride sadece tünek var. Tünek de var. Yuvalık, folluk herhangi bir şey yok. Bak geldi geldi sende bak. Bunu da kanatları tam değil zaten. Tam değil. Yani şu an gördüğünüz uçuşlar arkadaşlar sadece keyfi uçuşları. Bunlar sadece keyif yapmak için hayvanlar havayı görsün diye. Sabah erken gelseydiniz güzel bir kuş isterdiniz. İnşallah geleceğiz. Sıkıntı yok. Ne zaman istersiniz? Daha inşallah hem muhabbetimiz hem ticaretimiz olacak. Kardeşimizi de süs kuşuna bulaştıracağız inşallah bakalım. Yerimiz müsait mi? Aynen öyle. Yani burası veli nimet abi. Süs kuşu için de veli nimet. Bak 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 artık erkekler erkekleri ötmeye başlamış. Şimdi
Beyaz erkek 6 yaş. Maşallah. Senin markan olan değil mi? Bakmıştım az önce. Maşallah. Hiçbir tane keyifsiz hayvan yok. Bir tane rahatsız, keyifsiz, hiçbir hayvan yok. Tabii ben elime aldım, biraz bir şey geldi, hafif geldi ama şimdi bu arayı elimize aldıktan sonra bunu ele vurunca böyle oldu. Bunları da alalım. Vallahi kümesi çok, kuş da çok. Yavaş yavaş görelim. Zaten kuşlar da edepli kuşlar. Yani şeyi de biliyorlar, yuvayı da biliyorlar, havayı da biliyorlar. Burayı es geçelim. Burasını şimdi kapattık zaten. Onlar büyük ihtimal çıkmaz. Burayı çıkar. Burayı mı çıkar? Mesir'i de turkuaz yapmış. Buradan selam olsun abimize. Erkan abiye buradan selamlar, saygılar. Abi, ellerine, emeklerine sağlık abi. İnşallah devamı gelecek. İnşallah. Siz kuşları yaptığınız zaman. Arkadaşlar yan tarafta biraz çalışma var. Hakkınızı helal edin. Sesten dolayı birazcık ses olabilir. Sen onları bir gazla istersen. He? Bir tane hedefe sıcak olduğu için kuşlar pek keyifli çıkmıyor. Ama çıkan da şimdi ayağını yere basmıyor. Bak bak bak, burayı nasıl seviyorum. Biraz bel atmamız gerekiyor. Hemen keyifle gelmeyecek ki bizim izleyicilerimiz biraz sabırsızdır. Bunlar da yine dalızlık yatık kuşlar, doğru mu? Evet abi. Bunların hepsi yine dalızlık yatık kuşlar. Oğulçar dediğin bir şey. Fırlar dediğin bir şey hangisi? Oradan. Az önce bir fırlama yaşadı galiba. Evet. Bak yumurtada yatanlar var. Dışkılardan belli oluyor hemen. Bu da 8 yaşında. Bu da yine 8. Kendi markan var. Kendi markan. Beyazlardan gel. Maşallah. Maşallah. Peki kuşlarınızlara sorsan bu 10 tane kuşlarınız var. Aralarından en değerli kuşun hangisi diye sorsan. Bana bir tanesini gösterebilir misin? Benim için hepsi değerli yani. Ama bir tane özeli olur böyle, kümesin baş tacı olur. Şimdi hepsini versen bir ok alır öyle. Ok alır. Hangisi o? Erkeklerin arasında. Bir göstersene onu, bir al gel bize ya. Bunlar kalsın burada. Bir al gel. Maşallah, emeklerine sağlık. Güzel emekli bir arkadaşımız. Bu işe gönül vermiş ya. Bu arkadaş. 11 yaş. Sen markası olan mı? Ben bununla marka yok. Ama 11 yaş da sende. Abi. Maşallah. Hepsi bize bu kadar. Artık zaten yaşlandığının belirtileri var ama iyi bakılmış yine de. Şey değil öyle, kendine sağlıklı değil. İstersen karışmasın oraya, sen onu ayıkla. Bunları alalım. Zaten kuşlar baksana abi. Hepsi güldür güldür maşallah, evet. Hepsi neşeli. Bol bol maşallahlar biz bekliyorum arkadaşlar. Ve kuşların hepsi yumurtada yatıyor. Bak dışkıları görüyor musun? Hepsi yumurtada yatıyor. Bu öten senin 11 yaşındaki erkek mi? Hala erkek kuşu ya. Hadi. Biz sizi sonra toparlayacağız. Serdar'ım bir dakika durdur, biz bir şey yapalım. Evet, bunları da kapattık. Şimdi bakalım Osman abimiz bize nereye yaşayacak? Abi şu şeyleri bir elinde gösterir misin? Bursa kupası oluşacak ve Dünya kupası oluşacak kuşları. Bir elinde görelim abi. Şimdi onu uçurmuyoruz arkadaşlar çünkü sabah uçurmuş o abimiz. Ve hani kuş şu an bir denge bozarsa yan tarafta çalışanlar var, rüzgar var. Şimdi kolay değil. Emek veren abilerimiz bilir. Bu
şimdilik olarak bu var. Bursa kupasına mı uçacak? Ya iyi yaparsa Bursa'ya da uçar, dünyaya da uçar. Bu nasip kısmet işi diyelim yani. Zaten iki tane kuşun var. Yani iki tane kupaya kaldıracağın kuşun var şu an, değil mi? Tabii iki tane. Birisi Bursa'ya, birisi dünyaya kalkıyor. Tabii. Sence bu hangisine karşı? Bu Bursa'ya kalkıyor. O zaman öbürü daha mı? İlerletirse şu an 17 sefere kadar yapıyor ama seferleri girişler geçerli, fişekleri iyiydi. Anladım. Bunda çok takla vardı, taklayı azalttı. Şu an fişekleri düzeltmeye başladı. Maşallah. İyi bir şekilde düzeltirse tarih ne zaman? Herhangi bir tarih yok. 31 Aralık'ta sor yani. 31 Aralık'a kadar evet. Uçurabiliyorsun. Önceden söylüyorsun şu günde uçuracağım diye. Evet. Randevusunu alıp uçuruyorsun. Evet. Bir de Dünya Kupası'nın uçacağı görelim. Arkadaşlar yorumlarda maşallahları esirgemeyin. Mutlaka... Şu çıkarttı, ben de heyecanlandım, konuşamadım. Bu da üstten alıyor. Çok seferi var ama alta düşürürse inşallah Dünya Kupası'na, Bursa'ya, hepsine kalkacak. Maşallah, subhanallah. Ablası İlk vardı defa... ben sana göstermiştim. Evet. Geçen hafta araba çarptı zaten. Kısmetteymiş. İlk defa Dünya Kupası'na uçacak bir kuşu elimize alıyoruz. Belki de şu an elimde olan kuş dünya şampiyonu olacak. Allah izin verirse. Nasip kısmet. Maşallah, subhanallah. Daha genç. Genç ve gerçekten kaliteli bir kuş. Tüy yapısı bile farklı. Yani inşallah koyalım. Şurayı da salıp videomuzu bitirelim mi? Tamam. Burayı da salalım. Burada çay kalmasın. Ooo, bunlar direkt çıkıyor. Dur evet, ya. Ben dedim bir tane atayım da onlar direkt çıkıyor. Bunlar yavruya bak değil mi? Hadi ihtiyaç gör. Bunlar hep... Bunlar hep yatık kuşlar zaten. Dünya Kupası'na uçacak onun babası mı? Hangisi? Bu. Hani mavi dedik ya. Onun babası mı? Yok, onlar ayrı. Ha. Ben de dedim. Bu asıl Sabri'den çıktı. Sabri'den geldi. Maşallah. Heyecanlı tayfa çıktı. İnsanlar çıktı. Bunlar da yavaş yavaş. Bu ayna kırık alaklar ya. Onun yaşına bak. Hadi iki ayna kırık çok çok güzeldi. Sen müdahale edeceksin mi bunlara? Müdahale et istersen. Çıkıyorlar ama yavaş yavaş. İster bak sahibi de hepsi keyifli. Sende de şey ya, takla atma öneğim yok ha. Seni prensip diyor. Zaman önce uçtular, oynadılar. Bu beyaz mesela yaklaşık 8 yaşında var. Markan var. Markan var. Arkadaşlar, benim bildiğime göre doğrusunu yapıyor abimiz de. Renk ayırt etmiyor. Neyin altından ne geldiğine de bakmıyor. Çünkü o yüzünde Ali performans kuşu dediğimiz kuş. Rengi pek önemi yok benim bildiğime göre. Rengi bozuk olmuş, şey olmuş. Bir önem taşıyor mu? Yok, herhangi bir önem taşıyor. Evet. Kuşu oynadıktan sonra. Tabii, seyis olarak gözüne hitap etmesini isterse tabii. O şekilde anca, ama herhangi bir yarışmada bir kuralı yok. Herhangi bir halk arasında şu bozuk, şu de, şöyle değil. Hani kepezlerine bile dikkat edilmiyor diye biliyorum yani. Düzgün olup olmadı. Tabii önemli değil. Çünkü performans kuşu yani. Sonuç olarak. Ya iyi oynasın, tepesiz olsun, tepeli olsun hiç fark etmiyor. Yeter ki kuş iyi oynasın. Soyunda var zaten tabii. O da. Tepeyle kuş oynamıyor çünkü. Kardeşim çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bizi ağırladığın için. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Sizden bundan sonraki videoyu mutlaka bekleyin. Beyza Hanım'ı bekliyoruz. Kendisi de duyduğum kadarıyla tanıyorum. Çok yardımsever, çok hayvansever bir insan. İnşallah onu da sizlerle tanıştıracağız. Sana da çok teşekkür ederiz böyle bir şeye aracı olduğun için. İnşallah burada bol bol videolar gelecek arkadaşlar. Sizden tek istediğim abimizin kuşlarına birer maşallah demeniz ve Dünya Kupası ile Bursa Kupası'na uçacak kuşlara birer şans dilemeniz. Burada uçuracaksın. Burada uçur. İnşallah nasip olursa gelir canlı çekeriz. İnşallah. Çekmişliğimiz var. İstanbul Federasyonu'nun uçurduğu kuşlarda çekmişliğimiz var. İnşallah Dünya Kupası'nı uçacak kuşları burada biz göreceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.